iniyor, iniyor, iniyor. Gerçekten hak edenin kazandığı. Fırsat eşitliğine dayanan bir ekonomik model yani. Efendim, diğer başlıkları geçelim. Ekonomiyle ilgili değilse. Ben, evet, değil. Ne? Buyurun. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Ha, ben de onu soracaktım. Ha, öyle bir telepati yaptım senden önce tavrım. Hayır, ben şey, hem altın masa, ha, bu tek başıma seçime gireceğim dediniz. Yani, hem de aday mısınız yani? Aday olmayı düşünüyor musunuz? Bir manşet verin bize. Evet. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ne oldu? Meclise yeni bir yasa getirdiler. Ne zaman getirdiler? Bu altılı masa toplantıları başladı. Hemen arkasından getirdiler. Ve büyük bir propaganda başladı. Ne dediler? İşte yok bilmem şu partinin genel başkanı hangi partinin listesinden seçime girecek de. Yok şu partinin genel başkanı acaba öbür partiden mi girer? O onu kabul et. Biz dedik ya bir dakika, ne oluyor dedik ya. Biz burada yeni kurulmuş bir siyasi partiyiz. İddialı bir partiyiz. Eğer mevcut siyasi partilerden herhangi birisine böyle katılma, onlarla iç içe eğer öyle bir durum olsa, biz Deva Partisi niye kurduk ki? Yani Deva Partisi'ni kurmamızın sebebi, mevcut hiçbir siyasi partinin kendi başına Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulamayacağına inandığımız için Deva Partisi'ni kurduk biz. O zaman yeni partiye ihtiyacı yoktu ki ülkenin. Diğerlerine katılırdınız başka türlü. Tabii giderdik başka partiye, destek verirdik, yardımcı olurduk. Niye yeni bir parti kurduk yani? Deva Partisi iddialı bir siyasi parti. Biz ne yaptık? Seçimlerden önce kurullarımızı topladık. Daha doğrusu bayramdan önce kurullarımızı topladık. Karar verdik. Dedik ki biz kendi adımızla, sanımızla, kendi namımızla, şanımızla, kendi bayrağımızla, logomuzla seçimlere gireceğiz dedik. Dolayısıyla vatandaşlarımız açtıkları zaman seçim pusulasını, oy verme günü geldiğinde Deva Partisi'nin logosunu görecek ve evet mührünü onun altına basacak dedik. Yani ittifaklar olacak ve sizin partiniz olacak. Bu ittifaka engel bir konu değil yani. İttifak yani içinde ittifak de... içi farklı üçlü, mesela başka partilerle yapılacak üçlü ittifaklara şey misiniz, sıcak bakıyor musunuz? Yani yoksa kapıları tamamen kapatıyor musunuz? Yani o kapıyı kapatmıyoruz. Kapıyı kapatmıyoruz. Konuşulabilir. Ama şöyle ki, biz eğer herhangi bir ittifak içerisinde ya da herhangi bir işbirliği içinde olmazsak başka partilerle, doğal olarak Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayıdır tabii ki. Yani bundan doğal bir şey yok. Bir parti niye kurulur? Yani ittifakın içinde olursanız, ittifakın içinde, herhangi bir ittifakın içinde olursanız, oranın adayını, adayısı da olabilirsiniz. 2000, ama değilse adaysınız. Ama şöyle, 2018'de ne oldu? İttifak kuruldu değil mi? Hı. Millet İttifakı. Ama Millet İttifakı içindeki partilerin her biri kendisi Cumhurbaşkanı adayı çıkarttı. Evet. Bazı genel başkanlar kendisi oldu, bazıları da birisini işaret etti. Yani ittifak olmak dahi ortak bir Cumhurbaşkanı adayı anlamına gelmiyor. Ha, bir altılı masamız bizim var. Evet. Altılı masada da eğer mümkün olursa bir ortak aday hedefi var. Yani altılı amaç masanın zaten bu değil mi? İlan ettiği. Yok, amaç aslında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Amaç. Altılı masanın kuruluşu, biliyorsunuz, güçlenmiş parlamenter sisteme dönmek. Ama bunun için de Cumhurbaşkanı çıkarmak ve parlamentoda güçlü olmak ama gerekiyor. Onlar işte sonradan masanın gündemine gelen konular. Masanın ilk oturduğu gün 12 Şubat'ta elimizde ne vardı? Elimizde güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili bir belge vardı. Bu belge vardı. Bu belge nasıl oluştu? Biz Deva Partisi olarak hazırladık çalışmamızı. Bu Deva Partisi'nin güçlenmiş parlamenter sistem çalışması. Bütün detay var burada. Yani 74 maddelik kodifikasyonu tamamlamışız. Anayasa metni hazırladık biz. Ve kurulduktan 9 ay sonra tamamladık bunu. Ve biz bitirdikten sonra dedik ki bu anayasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla mecliste işbirliği gerekecek. Bu işbirliğini o güne bırakmayalım. Gelin bugünden bu işbirliği için çalışalım diye hatırlarsanız, bakın tarih vereyim, 28 Ocak 2021. Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız ortak basın toplantısında ilk defa, Türkiye'de ilk defa parlamenter sistemle alakalı iki parti ikili bazda ortak bir çalışma yapacağını açıkladı. Hepsi basın arşivinde, bakın daha altılı masa falan yok. Ertesi hafta ben Sayın Akşener'i ziyaret ettim. Dedim ki biz hazırız. Siz de hazır olduğunuzda beraber de çalışmak isteriz. Çünkü günü geldiğinde mecliste 360 milletvekili gerekecek. 360 milletvekili için işbirliği lazım. Tek bir partinin 360 milletvekili çıkarması çok zayıf ihtimal. Bugünden bu işbirliği için çalışalım. Bugün ve o günkü basın toplantımıza bakın. 28 Ocak'ta Sayın Kılıçdaroğlu, hemen ertesi hafta Sayın Akşener, orada da aynı açıklama yaptık. Dedi ki İyi Parti ve Deva Partisi güçlenmiş parlamenter sistem konusunda ikili bazda ortak çalışma yapmaya karar vermiştir diye. Daha sonra bu ikili derken en sonunda 6 partiden oluşan masa kuruldu. Eylül 2021'de masa çalışmaya başladı. Bizden Mustafa Bey'in genel oğlunu katıldı. Diğer partilerden de birer kişinin katıldık. Masa kuruldu. Biz bu çalışmamızı masaya koyduk. Altılı masaya. Bizim çalışmamız budur dedik. Diğer partiler de kendi çalışmalarını koydu.
Ve bu metin ortaya çıktı. 6 imzalı metin ortaya çıktı. Yani altılı masanın kuruluşu aslında sadece ve sadece güçlenmiş parlamenter sistemdir. Çıkış noktası. Ama altılı masa kurulduktan sonra farklı işbirliği alanları gelişmeye başladı. Mesela şu anda seçim güvenliği konusunda bir işbirliği çalışmamız var. Seçim güvenliği. Neden efendim bu yani, kadar çok gündemde seçim güvenliği? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sadat ziyaretini mesela burada nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu da sorayım. Madem bahsettiniz seçim güvenliğinden. Şimdi seçim güvenliği çok önemli çünkü önemli de yani İstanbul'daki niye gündemde bu kadar? Bir endişeniz mi var? Tabii ki. Yani bakın 2018 seçimlerine baktığımızda, 2019 yerel seçimlerine baktığımızda böyle çok ucuca olan seçim sonuçlarının manipüle edilebildiğini gördük. Bu manipülasyonda farklı metotlar olabileceğini gördük. İlk defa 2018 seçimlerinde bunu görmüş olduk. En azından ben kendi açımdan ilk defa o seçimlerde ya dedim. Demek ki bunlar olabiliyormuş yani. Arkasından da 2019 yerel seçimlerinde. İstanbul seçimlerini hep beraber yaşadık değil mi? Ya 10 bin farkla İstanbul'u mu vereceğiz? E ne oldu? 10 bin fark olmadı. Bilmem kaç yüz bin fark oldu. Yine İstanbul gitti yani. 260 küsur bin. Şimdi evet. Dolayısıyla bunlar başımıza geldiği için sandık güvenliği biz çok önemsiyoruz. Sandık güvenliğinin 3 boyutu var. 1- Teşkilatı iyi koordine etmemiz gerekiyor. Teşkilat. 2- Hukukçu arkadaşlarının iyi koordine edilmesi gerekiyor. Bugün 200 bin sandık var yaklaşık. 50 bin tane de okul var oy kullanılan. Bu ne demek? 200 bin sandıkta en az 3-4 tane bizden insanların olması gerekiyor. Her bir sandıkta. Mümkün 1 milyona yakın. 6 parti beraber çalışsa mümkün. Olursa mümkün. Tabii. Yoksa her parti hem de mümkün coğrafya değil. Açısından da baktığımızda bir parti diğer partinin eksiğini tamamlayabiliyor. Yani coğrafi dağılımda da bir yeknesaklık sağlamış oluyoruz. Mesela sadece bizim sistemimizde 5 bin avukatımız var bizim. 5 bin avukat arkadaşımız var. Partili. Yani bir dış halkamızda 5 bin daha var. Dolayısıyla bizim mesela okullara avukat sağlamakla ilgili bizim hiç sorunumuz yok yani. Şu var ki tek başına bir partinin 200 bin sandığı birden kontrolü biraz zor görünüyor. Yani coğrafi destek farklılıkları ya da coğrafi olarak baktığımızda teşkilatlanma arasındaki farklılıklar. Mesela bir partinin diyelim ki bir bölgedeki teşkilatı zayıf olabiliyor ama o bölgede bir başka partinin teşkilatı güçlü oluyor, onu telafi ediyor. Son yerel seçimde bu böyle önemli oldu bir, zaten. Bu son önemli yerel bir, seçimde böyle oldu yani. Tabii. Siz yoktunuz ya o zaman bir, ama. Önemli bir iş var. Ama bu işbirliği alanı altılı masa kurulduktan sonraki üçüncü toplantıda verilen bir karar mesela. Sonra arada ne dedik? Ya mümkünse dedik bu altı partinin bir ortak adayı olsun dedik. Ama ortak aday olmadı. Mesela karar verilmedi bir türlü. Mı? O zaman ben adayım tabii ki. Yani ortak aday konusunda ortak mutabakat, adaya, mutabakat olmadığı anda Deva Partisi'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı. Peki olursa yani. Ortak adayla ilgili mutabakat, seyri nasıl gidiyor size göre? Nasıl? Ortak aday üzerinde mutabakat sağlanması zaten noktasında süreç nasıl gidiyor size göre? Şimdi şöyle. Yani ortak aday belirlemeye çok yakınız yani diyebiliyor musunuz? En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Çünkü o konuda biraz söylem birliğiyle ilgili sorunlar vardı. Sayın Gültekin Uysal'ın bir açıklaması vardı. Hatta sizin rahatsız olduğunuz evet, konuşuldu. Evet, evet. Sonra gerçi Sayın Uysal onu telafi edecek çok adımlar attı. Yani bizim için o artık geçmişte kalan bir konu yani. Çok şey değil. Artık gündemimizde değil o. Ne yaptık? Nitelikleri şöyle sıraladık ki en son toplantımızdaki ortak bildirgide. Yani herkes aynı dili kullansın. Nasıl bir cumhurbaşkanı adayı diye tarif edeceğimizde aynı kriterleri sayalım diye. Bu bir adım oldu. Bir ileri adım. Ama henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim bile yok Cumhurbaşkanı adayıyla. Yani şöyle de anlayabilir miyiz bunu? Siz ortak aday değilsiniz o zaman. Böyle ortak yani aday... Ortak aday ortak olmanız aday, söz konusu değil ortak mi? Ortak adayla ilgili henüz hiçbir görüşme yapılmadı altılı masada. İsim bazında görüşülmedi. Sadece nitelikler sayıldı. Yani 3 kere toplandık biliyorsunuz. Şubat, nitelikleri ondan sonra Mart, Sayın Nisan Babacan toplantısını yaptık. Babacan, o 3 toplantıda tek bir kişinin ismi bile olur veya olmaz diye gündeme gelmedi. Nitelikler ama teoride... Mi? Evet. Ortak aday o 6 genel başkandan birisi olabilir ya da dışarıdan birisi de olabilir. Yani siz yani de ortak teoride, aday adaylarından biri olabilirsiniz o zaman. Teoride 6 genel başkanın 6'sı da ortak aday olabilir yani. Teorisi öyle işin. Şey, onun nitelikleri, önünde, yani çünkü nitelikleri, biz hiç kimse için... O adayın mesela, niteliklerini bize şey yapar mısınız acaba, paylaşır mısınız? Onu yazılı açıklamamızda paylaştık inşallah doğru hatırlarım ama yani öncelikle hani kucaklayıcı oluşu yani... Kutuplaştırıcı bilmediğimiz değil. Bilmediğimiz bir şey yok. Bir partinin genel başkanı olmamalı gibi bir şart var mı mesela? Nasıl? O kriterler arasında hali hazırda mevcut yok, bir partinin şey genel başkanı diye bir şart yok. Hayır, çünkü bir zamanlar vardı. Bir zamanlar yapılan tariflerde hep böyle bir şart geçiyordu. Hayır, öyle bir şey artık yok. Öyle bir şart yani yok. O altı genel başkandan birisi olabilir ortak aday veya dışarıdan da olabilir. Yani
Hiç kimseyi dışlayıcı bir karar almış değiliz bugüne kadar. Hiç isim vermeyin ama hiç mi isim konuşulmadı? Hayır, altılı masada hiç hiçbir yok. Zaman bir isim dinlemeyin. Ama komik bir isim. Yani olur veya olmaz anlamına gelecek şekilde altı kişinin, hatta tam tersine bu masada biz bir süre hiç isim konuşmayalım. Biraz seçim yaklaşınca isimleri konuşalım, peki, değerlendirelim. Sizin dediğinizde isimler var mı? Önereceğiniz isimler var mı partiyle istişare ettiğiniz? Başta her parti herhalde kendisi isim önerecek yani. Herhalde. Şöyle bizim kendi partimizin içerisinde dahi biz henüz bunu konuşmuyoruz. İsimlerle ilgili böyle somut isim bazında bir değerlendirme yapmadık bugüne kadar. Ha şunu tabii ki yaptık yani. Hani eğer bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki Cumhurbaşkanı adayıdır. Yani onu tabii ki onu söylemeye yani konuşmak gerekiyor. Şöyle bir istişare yapıyor musunuz? Yani. Sayın Davutoğlu'yla görüştünüz diyelim ya da Sayın Uysal'la ya da Sayın Kılıçdaroğlu'yla ya da Sayın Akşener'le ikili görüşmelerinizde. Ha, ikili görüşmelerde bazen orada isimler mesela, gündeme geliyor. Onu soruyorum. Evet. Geliyor evet. mu o isim? Yani bazen isim... gündeme geliyor. Evet. Evet. Bazen geliyor ama... Mesela Kemal Bey'le görüştüğünüzde. Şimdi şöyle, tabii diğer genel başkanların söylediğini benim burada ifade etmem çok yanlış olur. Ama her gündeme gelmede benim ifadem şu, daha çok erken biz parti içinde dahi bu isim basına bir değerlendirme yapmıyoruz. Günü gelince bunları konuşuruz. Ama ikili yani görüşmelerde kadar... bazı isimler zikrediliyor. Zikrediliyor ama benim zikrettiğim tamam. bir isim yok. Anladım. Yani ben bugüne kadar herhangi bir isimle ilgili o olmaz da demedim, bu olmalı da demedim. Sayın Babacan, pardon, şimdi tamam gerçekleri konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu belli ki görünüyor ki çok istiyor aday olmayı. Ve görünen o ki Sayın Akşener de çok istiyor. Tam böyle şey yapmasa da ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Haklı da genel başkan, ikisi de. Siz de istiyorsunuz. Sayın Davutoğlu da istiyor. Herhalde bu işe çok hevesli olmayan bir tek ortak var. Sayın Karamollaoğlu, o biraz daha şey. Yani masanızda hemen hemen herkes, özellikle ana muhalefet, yani birinci parti sayarsak Sayın Kılıçdaroğlu, çok istekli. Masada diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldi. İstediğini söyledi. Ben adayım dedi. Sizce kriterleri karşılıyor mu? Kriterleri karşılıyor mu? Sizin görüşünüz ne olur? Bu çok farazi bir soru. Dediğim gibi ben bırakın altılı masayı, ikili görüşmelerimizde dahi, partimizin içinde dahi herhangi bir isimle ilgili olur veya olmaz demedim bugüne kadar. Peki Sayın yani Kılıçdaroğlu aday böyle olursa... Böyle hani kamuoyuna açık canlı bir yayında yani isimler bazında yorum tamam, yapmam mümkün değil. Tamam bunu söyleyemezsiniz ama şunu mümkün söyler misiniz yani. Bize kamuoyuyla paylaşın. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa altılı masanın veya ittifakın adayı diyelim ki. AK Parti seçmeninden oy alabilir mi? Bunlar hep farazi, o seçmeni farazi, sanıyorsunuz. Yani çok farazi sorular olduğu için bir şey demem çok yanlış olur yani.